Bismillahirrahmanirrahim. Her camide, mescitte mihrap olur, minber olur, kürsü olur. Bunlar yeryüzünün bütün mescitlerinde, camilerinde olan şeyler. Ama minber dediğimiz zaman hemen aklımıza minber-i Aksa gelir. Çünkü Aksa'nın, Mescid-i Aksa'nın, minberinin bir tarihi var. O bir özlemin, bir hasretin aslında işaretidir. Selahaddin Eyyubi ile hatta öncesinde Nureddin Zengi ile başlayan bir sevdanın aslında tezahürüdür. Bugün biz minber der demez aklımıza eğer Mescid-i Aksa geliyorsa ve Mescid-i Aksa'nın minberinin, mihrabının mahzuniyeti, mazlumiyeti geliyorsa bu bize de bir sorumluluk yükler. Yeryüzünün her mescidi Kabe'nin bir şubesidir ama üç mescit, üç şehir, üç dağ bambaşkadır. O mescitler içerisinde Mescid-i Haram'ın, Mescid-i Nebevi'nin, Mescid-i Aksa'nın, dağlar içerisinde Uhud'un, Hira'nın, Zeytin Dağı'nın, şehirler içerisinde Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün birbirleriyle olan bağlantısı, bağı farklıdır. Bunlar gerçekten birbirlerinin kardeşleri gibidir ve birbirleriyle farklı münasebetleri oluşmuştur. Çünkü bunları Allah el-Kuddüs olan Allah kutsal kılmıştır. Onun için zaten aleyhissalatü vesselam Efendimiz ibadet maksadıyla ancak şu üç mescide ziyaret edilir diyerek meseleyi bizim nazarlarımıza vermiştir. Eğer bu üç şehir, üç mescit ve üç dağ birbirinin kardeşi ise bu kardeşlerin en küçüğü Kudüs'tür ve Kudüs bugün hastadır. Hem küçük olması hem hasta olması bizim yüreğimizi dağlamalıdır. Ve Müslümanlar olarak meseleyi biraz daha farklı bir biçimde değerlendirmeye bizi sevk etmelidir. Unutmayalım ki Kudüs meselesi, Mescid-i Aksa meselesi bizim için sadece izzet, şeref meselesi değil, aynı zamanda bir akide meselesidir. Aynı zamanda bizim için bir din meselesidir. Meseleyi böyle değerlendirdiğimizde sorumluluğumuzu anlarız. O zaman bir sevda ediniriz Kudüs meselesini. Sevda edindiğimiz zaman analar Kudüs için doğurmaya başlar. Gençler Kudüs için yanmaya başlar. İhtiyarlar Kudüs için inlemeye başlar. Böyle olduğu zaman da o gün minber için ortaya çıkan bir kahraman gibi bu çağın Selahaddinleri de ortaya çıkar ve Allah tarihte Selahaddin'e nasip ettiği o şerefi, o güzelliği bugün hak edene de nasip eder. Yeniden özgür Kudüs'e, yeniden gülen Kudüs'e, yeniden Allah'ın o güzel değer yüklediği Kudüs'ün o değer ve kıymetini bilen bir topluma ve bir seviyeye bizleri kavuşturmuş olur. Rabbimden niyazım odur ki bu noktada gayret eden bütün kardeşlerimin yar ve yardımcısı olmasıdır. Minber-i Aksa Derneği'nin ve minberin sahipleri çalışmasının da buna bir vesile olmasıdır. Hayırla bu işlerin özgür Kudüs'e erinceye kadar devam etmesidir. Rabbim bu gayretten ve bu çabadan hiçbirimizi mahrum etmesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.